Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler olsun. Arkadaşlar bu videomda da tabancayla boya atmadan önce tabanca ayarı nasıl olur onu anlatmaya çalışacağız. Tabancayı boyaya kattıktan sonra veya da boyaya kattıktan sonra tabancanın ayarını yaparken arkadaşlar özellikle şu üstte yazısı var 1-3. Ben SATA için onu söyleyeyim. Bazılarının altta da olabilir. 1-3'ü şu ayarı şurası tam eşit olacak arkadaşlar, dik duracak. Yani hafif şöyle yana doğru olmayacak. Şu şekilde dik bir şekilde olacak. Öncelikle bu. Ondan sonra arkada hava ayarının düğmesi var. Şu an son hava ayarında arkadaşlar. Şunu boya atacağımız şekilde yapacağız. Buradan açıp kapatacağız, ayarlayacağız. Şimdi şunu şu hava yeterli. Şurada yelpaze ayarı yani tarak ayarı. Bunu buradan ayarladığınız zaman şu şekilde açtığınızda, sonuna kadar açtığınızda tarak ayarı tam açılmış olur. Şu şekilde çıkar. Ama dik olduğu zaman şu şekilde dik atar. Bu da yelpaze ayarı, tarak ayarı dediğimiz. Şuradaki de boyayı ne kadar atmak istiyorsanız ona göre. Çok kıstığınız zaman çok az verir. O yüzden çok kısık olmayacak bu. Bunu ortaya getireceksiniz burada. Bunu kendiniz ayarlayacaksın. Bunda bir kademe olayı yok. Bunu ayarladığınızda, sıktığınızda, tam sıktığınızda tamamen sıkalım şunu bir önce. Boya çok az veriyor şu an. Şunu açtığınız zaman şu an boyayı vermeye başladı. Az daha açalım. Tetik zaten rahatlıyor onu açtığınız zaman. Boya verip vermediğini oradan da anlayabilirsiniz. Şunu açtınız. Buradaki hava ayarıydı. Buradaki yelpaze ayarı. Şurada da memenin ayarı. Buradan şimdi hatta isterseniz ufak bir deneme de yapabiliriz. Şurada kartonun üstünde bir sıkıp şey yapabiliriz. Arkadaşlar genellikle şimdi dik ayarda boya atılır mı diye. Arkadaşlar dik ayarda attığınız zaman boya ne oldu? Boya akmaya başlar. Öncelikle şu şekilde sıkacaksınız. Şu an tam ayarıyı dik ayarda attık. Dik ayarda atınca akma yapar. Onun için şunu açacaksınız yelpaze ayarını. Şu şekilde. Şu şekilde sıkıldığı zaman ilk kat olarak sıktım onu. Biraz daha yoğun sıkabiliriz. Hava ayarını az bir şey açıp arkaya az daha açarsak biraz daha yoğun sıkar. Şu an yelpaze ayarı açın. Dik ayarda attığımızda dediğim gibi arkadaşlar dik hem boyayı fazla verir hem de akıntılar oradan olur. Dik ayarda boya atılmaz. Ara yelpaze ayarını açtığımız zaman görüyorsunuz şu an ne kadar açıldığını. Bazı tabancalarda daha da çok açılıyor. Bunlara dikkat edelim. Özellikle şu memenin ucundaki yazısı özellikle üst olarak ona çok dikkat edelim. Ayarlarla ilgili anlatacağım bu kadar. Dik ayarda attık bak arkadaşlar. Yaklaştırayım kamerayı. Dik ayarda atınca nasıl boya aktı. Ama yelpazeyi açıp attığımızda daha eşit bir şekilde düşer boya. Dik ayarda attığımızda boyalar hemen akmaya başladı. Havada soğuk olduğu için akıntılar daha da çok olur. O yüzden tabanca ayarına boyayı atmadan önce çok dikkat etmek lazım. Ayarını yapıp öyle atmak lazım. Tabancanın içine biraz boya kattım. Bu denemeyi yapmak için. Arkadaşlar tabanca ile ilgili bir de ayrıyeten altta bunda yok. Bazı tabancalarda bar ayarını ayarlamak için, hava bar ayarını ayarlamak için var. İsterseniz buraya bir aparatı var ayrıca. Onu da takıp uygulama yapabilirsiniz. Bar ayarını buradan ayarlayıp 2,5 veya da 3 bara kadar ayarlayıp boya uygulamasını o şekilde yapabilirsiniz. Ben direkt buradan kısa bir yoldan şey yaptım. Çünkü o bar ayar hava aparatını herkes bulamayabilir diye o yüzden takmadım özellikle bunun üstüne. Bilginiz olsun. Arkadaşlar tabancayla ayar olayını anladınız büyük ihtimalle. Bunu anlatacağım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.